Kargoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sunar. Selamun Aleyküm. Ortak Akıl'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz üzere Ramazan ayında tesettür hikayeleri dinleyelim, tesettürü konuşalım istiyoruz. Ve bu bölümde de tesettür öyküleriyle dinlemenizi istediğim iki kıymetli misafirimizi ağırlayacağız. Yönetmen, senarist Yeşim Tombaz bizlerle beraber. Onu pek çok yerden tanıyorsunuz ama aynı zamanda bu kanalda Merveciğimizin sunduğu, kıymetli Merve Safa'nın sunduğu Kahve Arasında da konuk olmuştu. Evet. Onu da izleyebilirsiniz ayrıca daha geniş hikayesini dinlemek için. Ve aynı zamanda asla genetik mühendisi demeyeceğim. Genetik uzmanı Büşra Kazan bizlerle beraber. Hoş geldin Büşra'cığım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Yeşim'cim. Bu rahatlıkta konuşmak istiyorum. Neden bu iki arkadaşı davet ettiğimi başta söyleyeyim, sonra uzun uzun dinleyelim hikayelerini. Çünkü tesettürle beraber çok farklı alanlarda varlar ve neler yaşıyorlar, yaşadıklarına rağmen, kelimesini kullanmak istemesem de kullanacağım, nasıl tesettürleriyle huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar, bunları konuşalım istiyorum bu bölümde. Evet Büşra'cığım, senden başlayalım. Allah aşkına onca meslek dururken tesettürün ne yapabileceğini, ne bileyim, hocalık olur değil mi? Hani onu yakıştır. Hep böyle şeyler isteriz. Tabii. Ya tesettürlü kızlarımızdan. Öğretmenlik olur, otur oturduğun yerde. İşte halk eğitimi öğretmenliği olur, el işin akış. Ne işin var? Genetik mühendisliği değil. Genetik, bunu bilerek. Genetik uzmanlığı neden? Neden? Nereden mi çıktı? Bu soru bana çok sık soruluyor. Ben de anlatmaktan keyif alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Ben hep çok meraklı bir çocuktum gerçekten. Bu neden olmuş? Bu nasıl olmuş? Bilim nedir? Nereden ortaya çıkmış? Ve dediğin gibi çok da seçilen, kalabalık bir güruhun bulunduğu bir alan değil maalesef. Bu sorgulamalarım neticesinde bilimle ilgili bir şey yapmak istediğime karar vermiştim. Ama tıp değil. Başka bir şey istiyorum. Ben kaç yaşlarında? 17 yaşlarında falan mı? Üniversiteye yakın zaman. Yok, daha küçüğüm. Ortaokul civarı. Ama tabii o zaman genetiği bilmiyoruz. Genetik çok yeni bir bölüm. Nedir, ne değildir bölüm hakkında bir fikrim yok. Lisede bölüme karar verdim. Genetik hakkında en fazla düşüncemiz bunu yapacağım. Genetik olabilir belki. Evet. Bu buz gibi alanı hissedelim. Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik. İşte bunu yapmak istedim. Zaten amacım buydu. Ortaokul çağlarında koydun kafaya ama genetiği bilmiyorsun. Bilimle ilgili bir şey yapacağım, evet. Ama istediğim tıp değil. Evet, daha mikro düzeyde bir şeylere bakmak Allah istiyorum. Allah Allah. Bunu da istemek o yaşlarda. Evet, ilginç değil mi? Ben de şimdi düşününce bana da ilginç geliyor ama lise çağlarında artık bir şekilde bir hedef belirlemem gerekiyor. O hedef doğrultusunda hareket etmem lazım. Hocalarımla sürekli kavga ediyoruz. Saçmalama, neden tıp değil, doktor ol, ne gerek var, moleküler düzeye ne gerek var? Çünkü ben artık lisede moleküler biyoloji ve genetik bölümünü keşfetmişim, hedefimi koymuşum. Kararlıyım ve burada beni en çok tetikleyen de şu olmuştu esasen. Baktığın her hücrede, her moleküler düzlemde Allah'ı görebiliyor muyuz? Yaratılış mucizesine ulaşabiliyor muyuz? Elbruni'ye sormuşlar, neden bilim? O da benim bilimle ilgilenme sebebim Ali İmran 191. ayet demiş. Allah. Onlar otururken, ayaktayken, yatarken Allah'ı anarlar. Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru derler. Ayetin tamamında bir hatam olduysa affola. Elbruni'nin bu cümlesini ve Ali İmran suresi 191. ayeti okuyunca bende de şimşekler çaktı ve dedim ki evet, ben burada her hücreye, her moleküle, her gene baktıkça Rabbime ulaşacağım. Ve bu gaye doğrultusunda genetik bölümünü hedef olarak belirledim kendime. Tabii burada Boğaziçi genetik, neden Boğaziçi genetik? Çünkü bizler tesettürümüzle her şeyi yapabiliyorduk. Eğlenebiliyorduk, yüksek sesle müzik dinleyebiliyorduk, Luna Parklarda çılgınca koşup coşabiliyorduk ama eğitim hakkımız yoktu maalesef. Ve bize bu hakkı sağlayan o dönemlerde tek üniversite Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Puanı çok yüksek, kazanmak için çok şey yapmam lazım. Gel dercesine. Aynen öyle, adeta hani yapabiliyorsan gel diyorlar. Ve burada önüme hep şunu koydum, bizim önümüze koyulan setlerin bizi nasıl motive ettiği durumu devreye giriyor. Bunu zaten detaylıca konuşacağız inşallah. Bu beni daha da motive etti ve ben birinci tercih olarak Boğaziçi genetik diye tutturmaya başladım.
Ve bu süreçte lisedeki birkaç hocamla tartışmalar, saçmalama, ya. Neden tıp değil. Ama destek olan çok güzide öğretmenlerim de oldu sağ olsunlar. Ne istiyorsan onu olman gerekiyor, alanında ilerlemelisin diye. Ve örnek yok. Genetik okuyacağım evet ama daha önce genetik okumuş, bu alanda çalışan kimse yok. Neden ilk olmayayım dedim, neden olmasın? Çok iyi. Bu sektörde tesettürlü bir bilim kanalında neden var olmasın diyerek süper. Genetik bölümüne başladım. Şimdi ben bu genetik bölümündeki ilk varoluşunla alakalı kafamda sorular birikti. Onları sormak istiyorum tamam. Ama sen önce Yeşim'e döneceğim. Tamamdır. Yeşim'cim, ne gerek var orijinal marjinal işler peşinde koşturuyorsunuz deyip aynı soruyu teyzeler sana da soruyorlar diye. Evet. Yönetmenlik hakikaten yani çok benim için çok havalı. Çok hakikaten kesinlikle. Orijinal ve marjinal bir meslek ve senin oradaki amiyane tabiyle bayrakçılığın. Senin orada hepimizi temsil ediyor olman o kadar kıymetli ki. Ya, hakikaten nereden çıktı yönetmenlik? Estağfurullah. Ben Büşra kadar bilinçli bir tercihle gelmedim aslında bu sürece. O yüzden böyle çok imrenerek de izledim. Çok Büşra'nın anlattıklarını. Evet, çok bilinçli bir şekilde evet. ilerlemiş. Benim sürecim 28 Şubat'ta çok bağlantılı bir kere. Hani Merve'de izle dedin ya, orada biraz daha evet. açıkladığım bir süreç ama 9 seneyi kaybeden biriyim ben. Ve bu süreçte de sürekli bir arayış, acaba ne yapabilirim? Okula gidemiyorsam ki şimdiki gibi değil, bu dönemde olsaydı mesela okulun bir hükmünün kalmadığı, dünyanın hemen her yerinde birçok eğitime ulaşabildiğin, kendini farklı farklı disiplinler arası geliştirebildiğin bir süreçteyiz şu an. Evet, ama doğru. 2001 mezunuyum ben liseden ve o dönemde böyle bir yoktu. Şey yok. Ya okula gideceksin? Evet. Ya Kur'an kursuna gidebiliyorsan yani, onda da yani yasak tırnak olmayan. İçinde ev kızı süreci. 9 yıllık tabii. yaptığım her şeyin sadece ev kızlığı hanesine yazıldığı bir süreç oldu. Ne yaparsam. Yani ben bildiğim her şeyi her zaman öğretmeye çalışan biri oldum. Dersler, işte Kur'an-ı Kerim gibi çocuklarla. Ama bu süreçte yaptığım her şey ev kızlığı bakiyesine ortak dahil kaydalarımız olan bir var. Süreç oldu kesinlikle. Ama ben hep hikayeleri çok seven bir çocuk oldum. Yani işte anneannemden dinlediğim hikayeler, küçükken babamın dağda bayırda dolaşırken okuduğu kitaplar, anlattığı kıssalar, hikayeler. Bunları dinlerken hep hayal ettiğim süreçleri hatırlıyorum. Bunları bugünden baktığımda o çok sevdiğim ve bana etki ettiğini görüyorum. O zamanlar bildiğim ya da öğrendiğim şeyler değil tam olarak. Bugüne dair kendimi okuyabildiğim bir süreç değil en azından. Bu o ev kızlığı sürecinde çok fazla film izleyip zaten kitaplar çok okurken o hikayelerin peşine çok düştüğümü gördüm. Ve sinema alanında yazarlıkla başladım esasında. Kalemim iyiydi benim. Hep lise döneminde de çok iyiydi. İyi bir edebiyat öğretmeni ve onun yönlendirmesiyle de ilerlettiğim bir süreçti. O yüzden hep yazarak, yazıp filmleri yorumlayarak, filmleri okuyarak başladığım bir süreçti. Ve film yazmaya, film eleştirmeye başlayıp zaman içerisinde bir film dergisinde İstanbul'a tabii gelmemle de, çünkü dışarıdan bu işleri çok yapamıyorsunuz. Sektör burada doğru. akıyor. Bir film dergisinde hem yazarak hem editörlük süreciyle de ilerlerken aslında biraz daha işin mutfağındakilerle karşılaşmaya, onların neler yapabildiğini, bana ne kadar alan açılabileceğini görmeye başladım. Ve benim sürecim hep açılan kapılarda burada bana yapılabilecek bir şey var mı derken süreç içerisinde ilerleyerek gitti. Adım adım ilerlediğim bir şey oldu dolayısıyla ve bir sonraki adımı planlayarak da ilerlememiş oldum. Belgeseller çekerek başladım esasında. Senaryolar hep kafamda dönüyordu ama bir gün özellikle mültecilerle ilgili bir hikayenin kafamda çok dönüp durmasıyla, eşim de bu sektörde, yönetmen kendisi aynı zamanda, ya şöyle bir hikaye var, bunu çeksene dedim. O kadar şeyim ki ben yazmaya devam edeceğim için o süreçte. Sen niye çekmiyorsun dedi. Benim hikayem öyle başladı. Aa. Evet dedim, neden çekmiyorum ve kamera işte başına. Kısa film, evet, Askıda'yı çekerek hem kendimi denediğim hem bu süreçte ilerletebilirim, yapabilirim dediğim. Çok da dediğim. Ama çıtayı yukarı koyarak başlamışsın. Yani çünkü hikaye çok iyiydi gerçekten. Evet. Bir yıl kadar kafamda dönen, yani izleyenlerin belki teknik olarak çok 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 üstte çektiğimiz bir iş değildi. Kendimi denediğim bir işti ama ben hikayeyi hala Askıda'nın hikayesini çok severim. Çünkü somut bir kavramı anlatmak biraz daha zor. Özür dilerim, yani somutu anlatmak daha kolay ama soyut bir yerden evet. ilerlemek biraz daha zor. Çünkü görselleştirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bunu o hikaye üzerinden anlatmak, ben hala izlerken çok etkilenirim. Hala birçok yerden uluslararası şimdi onu soracaktım. Dönem dönem mesajlar gelir bana. Ödül de aldı değil evet, mi evet. Askıda?
paylaşabiliyor muyuz ödülü burada? Birkaç ödül hatta tabii var. Tabii tabii. Ben yurt içinde Avrupa Birliği delegasyonunda ilk olarak onların yarışmasında başlamıştı sürecine. Ve böyle çok hasbelkader ya bu filmi nasıl bulurlar acaba diye kurgusunu bitirip bir hafta sonraki bir yarışmaya göndermiş olduk. Oradan hemen dönüş olunca ve orada üçüncülük derecesini alınca zaten yurt içi ve yurt dışı birçok yerde işte Almanya'ya gittik, Pakistan'a gittik, farklı birçok ülkeye gittik filmle birlikte ve oradan yönetmenlerle karşılaşmak, içerik üreticileriyle karşılaşmak. Bir taraftan da bu işin evrensel düzlemde hikayemi onlara birebir anlattığım şekliyle ulaşıyor olması müthiş bir tatmin duygusu. Mustafa Akat Çağrı filminin yönetmenidir kendisi. Hı hı. Mustafa Akat hepimizin bildiği bir film. Belki Ramazan'da tekrar tekrar izlediğimiz bir film. Evet. O mesela şey der. Peygamber Efendimiz bugün yaşıyor olsaydı ve bugün peygamberlik gelmiş olsaydı bu dönemin tebliğ aracı olarak sinemayı kullanırdı. Ben süreç içerisinde buna çok çekildiğimi, o hikayeleri sinemada bir perdede gördüğümde nasıl etkilendiğimi, hiç tanımayacağım, bilmeyeceğim, yan yana gelemeyeceğim insanlarla, yaşama biçimleriyle sinemada karşılaştığımda o ünsiyeti kurabildiğimi ve onları anlamaya başladığımı gördüğümde. Çok doğru. Kesinlikle. Beni de böyle anlayabileceklerini, benim hikayemi de anlatmak zorunda olduğumu düşündüm ve buradan yola çıkarak evet yani bu hikayeyi anlatmamız lazım deyip çekerken eğitim süreçlerine de devam edip başka içerik üretecek, sinema alanında gelişecek arkadaşları da bir şekilde avlamaya, aynı yolda ilerlemeye çalıştığımız bir sürece doğru evrilmiş oldu. Ay Allah razı olsun, su gibi geçiyor ve dedim ya bir yerde benim de hikayemi anlayabilecekleri, beni de anlayabilecekleri bir alan burası. Çok güzel bu. Ben devam etmek istiyorum. İkinizle de hikayeyi böyle ayrı ayrı devam ettirmek istiyorum. Büşra'cığım gittin, üniversiteyi kazandın. Merak ediyorum mesela sınıfta kaç tesettürlü vardı? Nasıl hissettin oraya gittiğinde? Bölüme giderken böyle bir şeyle karşılaşacağımı ummamışım. Nedense hani ne olabilir ki dedim artık. Burası özgürlükçü bir ortam. Sonuçta ben de bilim yapmaya geldim. Sınıfa girdiğimde ilk şoku orada yaşamıştım. Senin bu bölümde ne işin var? Senin başın kapalı. Sordular mı bunu dediler? Cidden? Çocuklar mı? Arkadaşlar mı? Öğretmen mi? Hoca mı? Önce arkadaşlar bunu soruyorlar. Sınıf arkadaşlarım. Senin bu bölümde ne işin var? Senin başın kapalı bir kere. Başın dediler. Kapalı bir kere ne ya? Oksijen gitmiyor. Senin kafan çalışmaz. Ne münasebet diye böyle bir celalleniyorsunuz. Sene 2009. Çok yani. Çok evet hala yani yakın bir zamandan bahsediyoruz. 2010'da zaten sorun çözüldü mesela. Evet tabii. Yani. Evet. Ya zaten hep şunu söylüyorum. Özgürlük var. Sana okula girme özgürlüğü veriyorlar. 2010'da da bu böyleydi. 11'de de böyleydi. Tam 2011'de çözüldü. Özgürlük var ama kısıtlı bir özgürlük. Evet. Yani evet okula başörtüyle girebildim elhamdülillah. Ben o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım ama hep kısıtlıydım. Bir sınır çizmişler ve sana diyorlar ki başörtünle sadece bu bahçede oynayabilirsin. Lütfediyorlar. Çok tabii bu sınırın içerisinde buradan öteye gidemezsin. Evet. Senin başın kapalı ne münasebet. Akabinde bir hocam sen Allah'a inanıyorsun dedi. Bilim yapamazsın dedi. Ve bu hocamızı biz eski dinozorlardan deriz. Artık bu yayında kalır mı gider kalsın, mi? Kalsın kalsın. Siz bilirsiniz. Benim de kullandığım bir tabir. Eski dinozor hocalarımızdan bir tanesi sen Allah'a inanıyorsun bilim yapamazsın dedi. Yanlış biliyorsunuz hocam dedim. Benim dinimin ilk emri oku ve ilim kadın erkek her Müslümana farz dedim. Ama senin inandığın Allah diyerek öfkesini kustu. Orada şöyle bir şey yaşıyorsunuz, hocanın karşısında dik durmanız gerekiyor. Evet. Ben bir Müslümanım, bir temsilim, asla kendimi ezdirmemeliyim. Bir yandan not korkusu ama bir yandan da böyle çata çat cevap veriyoruz ve hocanın odasından sakin bir şekilde çıktım. Çıktığım gibi sizlerin de tanıdığı Selva Nur Yazıcı, aynı okuldaydık, biz aynı ortaokuldan itibaren beraberiz. Selva'yı aradım, her neredeysen yanıma gel. Geldi ve ben okuldaki ilk gözyaşlarımı Selva'nın omzunda, okulun kantininde böyle höykürerek, pöykürerek ağlamak vardır ya. Hocanın yanındaki o dik duruşun acısı orada çıktı diyebilirim. Şu an gelip alnından öpmek istiyorum ama yayın akışı zarar görecek diye yapamıyorum. Yayından sonra yapacağım. Herkesin namına yapacağım bunu. Velhasıl bölüm bu açıdan zordu. Tek başörtüydüm. Sonra iki oldu. Bölümde ama bir de yani tabii, tek başörtü. Dönemde. Her dönemde birer tane var diyelim. Toplam 4-5 kişi falanız yani. Mobbingler, senin D vitaminin eksiktir zaten. Ay çok komik. Bu insanlar bir de bilim öğrenmeye gelmişler. Evet, bunlar evet. Yetiyor D vitamini alabilmek için. Ve bu insanlara sürekli şunu anlatmaya çabaladım o dönemde. Ben baktığım bütün
mekanizmada bunun ne kadar muazzam bir şekilde dizayn edildiğini görüyorum. Sizinle gördüğünüzle ilgilenmiyorum. Ben bunu görmeyi tercih ediyorum ve ben bunu görüyorum. Çünkü bizim pathway'ler böyle sayfalar süren şeylerdi. Moleküler işlerden bahsediyoruz. Hani böyle elim kırıldı, kemiğim çatladı gibi değil de daha mikrosunu düşünün. Ve ufuzun bir pathway var, birkaç sayfa sürüyor. Ve o yolakta, o sistemde bir küçük molekülün şeyi aksasa sistem çöküyor ve birçok hastalığın meydana geldiğini görüyoruz biz burada. Bir protein üretilmese fenilketonuri oluyor, bir ömür boyu diyetle besleniyor mesela gibi, ki bu en iyi örneklerden. Ve ben o moleküllerin, hani hep deriz ya, uzayda bu dünya havada nasıl duruyor, gezegenler nasıl dönüyor, onları tutan, yaratan bir güç olmalı. Ve ben o moleküllerin de nizami bir şekilde oraya dizildiğini, onları oraya yerleştiren bir güç olduğunu düşünerek, inanarak, bir anlamda da aslında öğrenmeyi bir ibadet olarak görerek yapmayı tercih ettim. Yani gerçekten bu alan, bu bölüm, bir kere çok para kazanmayı hedefliyorsanız sakın. Ama ilme bilme baktıkça Allah'ı bulmak istiyorsanız koşun. Şahane. Ve genetik okuyun diyorum bütün gençlere. İmanını çünkü tazelemişsin. Yani coşturmuşsun tabii. Hatta tazelemek değil, elhamdülillah. Estağfurullah. Yani baktıkça onu görmek büyük bir kudret gerçekten. Çünkü bunlar bir tesadüf olamaz. Bunlar buraya nizami bir şekilde yerleştirilmiş ve sen o nizamın detaylarını öğreniyorsun. Bu burada aksarsa ne olur? Bu burada bozulursa nasıl ilerler diye. Ve bu bana haz veriyordu. Bu hazımı, bu mutluluğumu da aslında bir ibadet ediyormuşçasına devam ettirdim. Ve hep şöyle dua ettim o dönemde. Allah'ım lütfen bana başörtümle o kürsülere çıkıp gençlere bilimin aslında bizi Allah'ın doğrularına götürdüğünü anlatmayı nasip et diye. En büyük duam buydu. Yüksek lisans zamanında aslında Almanya ve Türkiye arasındaki gerilimin maksimum olduğu bir dönemde ben uluslararası bir kongrede konuşmacı olarak yer aldım. Bütün, bırakın Türkiye'yi ki Avrupa daha modern bu noktada, başörtümle çıkıp oradaki insanlara kendi tezimi anlatmak ve bir Müslüman temsili olmak. O gün demiştim ki benim duam kabul oldu ya tamam. Ama sonra sosyal medyada genetikçi anne, kitaplar, sizlerle tanışmam ve bu anlatma, biraz önce Yeşim Hanım'ın dediği gibi hikayemizi anlatma dürtüsünün başka platformlarda da can bulması beni çok mutlu etti. Çünkü duyulsun istiyorum. Ben ortaokul ve lise de seminerlere gittiğimde kızlar bana şey diyorlar özellikle. Ya hocam saçma ama sen çok gençsin. Sen zamanında da mı vardı canım? Ya vardı. Gerçekten vardı diye. Bunu haykırmak iyi geliyor gerçekten. Ve bölümde de böyle bir takım zorluklar yaşıyoruz elbette ama bize yaşattıkları zorlukların aslında bizi motive edici o azme, o güce ittiğini öldürmeyen acı güçlendirir hissediyoruz sanırım o açıdan. Benim hikayem bu noktada. Peki, böyle. Peki kırıldı mı biraz seninle beraber, yani o kalıplar esnedi mi? Kesinlikle. Yani ben şu anda da seküler domine bir iş alanındayım, bir sektördeyim ve gerçekten bazı ortamlarda İlk ve tek oluyorsunuz ister istemez. Ben çok özenirim böyle arkadaşlarım. Hep kendisi gibi arkadaşlar edinirlerdi. Üniversitede, yüksek lisansta, doktorada. Ben hep tektim o açıdan. Ama insanların bu iki taraf için de geçerli. Birbirine çok ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanımıyoruz. Yani beni tanımadığı için benim hakkımda kafasında kurduğu belli normlar var. Ve o bağlamda değerlendiriyor. Hatta bununla ilgili çok da güzel bir anım var. Onu paylaşmak isterim müsaadenizle. Tabii. Üniversitede sınıf arkadaşım vardı. Buradan da selam olsun Yasemin. Çok farklı hayat tarzlarımız var birbirimizden. Ve sınıfta selamlaşmıyoruz bile aslında. Ben dersime giriyorum, o giriyor. Ve bir sene tamamen tevafuk, lab derslerimiz hepsi bir cuma gününe toplandı. Normalde bölünür. Kimya, fizik ve genetik lab derslerimiz olacak. Laboratuvar dersi. Laboratuvar, pardon. Biz de o terimleri, hani doktorlar gibi işte. Doktor anlatıyor karşısında. Tamam diyoruz doktor bey, çıkın, anlamaya çalışıyoruz çıkınca. Laboratuvar derslerimiz çakıştı. Ve laboratuvar dersinde bir partneriniz olmalı. Ve bizim de bir tek Yasemin'le uyumlu programımız. Hadi bakalım. Ve biz sabah beraber genetik labından başlıyoruz. Akşam çıkışa kadar beraberiz. Hiç selamlaşmışlığımız bile çok azdır. Ama o günü full birlikte geçirmemiz gerekiyor. Güne başlıyoruz. Beklerken deneyi koyuyorsunuz. Yemeği koyarcasına. Onun kaynamasını, olmasını beklerken muhabbet ediyorsunuz. Hani hep şey var ya, Müslüman tebliğ yapmalı. Ya zerre tebliğ niyetim yok. Hiç. Senin öyle bir amacın yok. Tebliğ zaten. İşte zaten Müslüman kendisi yaşantısıyla tebliğ örneği olmalı ya. Tabii ki. Onu bile düşünmüyorum. Sadece dersimi geçmek istiyorum. Laptan geçmek istiyorum, laboratuvardan.
Yasemin'le bir dönemi tamamladık ve çıkışlarımız da şöyle oluyordu. Okulun çıkışından çıkıyoruz. Solda cami var, sağda otobüs durağı var. Ben ikindi namazını kılmaya gidiyorum. Yasemin ben namaza gidiyorum diyorum. Tamam canım ben de otobüse gidiyorum diye orada ayrılıyoruz. Böyle çok film gibi bir sahne bizim için. Canlandı bunu, gerçekten. Bunu hocam değerlendirmek ben lazım. Ben kafada çektim. Değil mi? Ve dönem bitti. Laboratuvar derslerimiz sonlandı. Yasemin'den bana şöyle bir mesaj geldi. Büşra, ön yargılarımı kırdığın için teşekkür ederim. İlk başta mesajın ilk cümlesini okudum. Ne yaptım ya? Bir şey kırdım falan zannettim. Ah, o kadar anlamıyorum ki. Ben seni ve senin gibileri çok farklı zannediyordum. Aslında ne kadar farklıymışsınız, ne kadar tırnak içinde normalmişsiniz. Evet. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Hayata bakış açımı değiştirdiğin için teşekkür ederim. Çok dedi. Güzel bu, çok kıymetli. Ve ben ağlamaya başladım bu mesajı okuyunca. Çünkü gerçekten hiçbir gayretim olmadı Yasemin'e bir şeyi aşılamak veya bir şeyi göstermek ya da kendimi ispat etmek için. Maalesef bu da var ya hani. Tabii. Bak, biz öyle iyiyiz ya. Biz normaliz vallahi bak falan. Evet. Hiç öyle bir ama diyorum ya. Ama etkili olan da bu olmuştur diye düşünüyorum. Sanıyorum. Bak, yani vurguladığınız şey aslında daha da irite edici bir yeri. Çok tabii, doğru. Kesinlikle. Çok doğru. Bu cümle çok önemliydi aslında. Hmm. Buraya girmen çok kıymetliydi. Ve dolayısıyla biz birbirimizi tanıdık. Tanıdıkça ve sonrasında çalıştığım birçok kişide de bunu deneyimledim. Tanıştıkça benim de herhangi bir kadın gibi normal bir insan olduğum, normal düşünebildiğimi, aynı dili konuşabileceğimizi, inancımın kimseyle iletişimime engel olmadığını keşfettikçe çok rahat ve keyifli eğitim hayatım devam etti. Dinozor hocalar hariç. Bitti yine bitti. Dinozor nesli tükendi. Bitti. İnşallah amin. Akademik hayatım, şimdi özel sektördeki iş hayatımı bu bağlamda çok huzurla geçiriyorum diyebilirim. Aynen. Çünkü iki taraflı olarak artık birbirimizi tanımaya başladık. Köprüler inşa ediyorsun aslında. Kesinlikle artık bunu başardık. Bundan aynen sonra da İnşallah kimse bu köprüleri yıkamaz diye i̇nşallah, umut ediyorum. İnşallah. Benim sosyal medyadaki varoluş çabamın aslında bir kısmı da bundan kaynaklı. Yani öyle güzel mesajlar alıyorum ki ya size gıcık oluyorum gördükçe. İşte takibi alıp çıkıyordum. Sonra anladım ki aslında kafamdaki kalıplarla, tabularla alakalıymış. Siz o kadar çok şey yıktınız ki Allah razı olsun. İşte Müslüman insanlara, tesettürlü hanımlara bakış açım değişti diye. Yani o kadar çok, o kadar kıymetli mesajlar alıyorum ki diyorum devam. Devam verme, duymak yok. Peki Yeşim'cim. Aldın çantanı, geldin İstanbul'a. Ben oradayım. Sen filmleri çektin, kısa filmini, ama ben orada kaldım bir izleyici olarak. Ben de filmde orada durdu. Gittiğinde o sektöre girmeye başladım dedin ya, tesettürlü insanlar var mıydı senin burada yol açabilecek senin için, işte hadi gel işim diyebilecek ya da sana ben de burada var olabilirim dedirtecek? O merak ediyorum, o habitat nasıldı? Yani çok daha az tabii. Bu sektör hala zor bir sektör. Yani bu konuda sana katılıyorum, biraz ekstrem kalıyor ister isteriz, evet. Ama şu ankine göre o dönem çok daha zordu. İlk başladığım dönemler tek tük, şu anda dediği gibi çok az. İşte birbirimizi tanımıyoruz ve şey de çok şık bir davranış da değil. Sadece işte başörtüler olarak bir tarafa toplanıyoruz. Kesinlikle evet, katılıyorum. Çok da yanlış yani. Zaten. Kesinlikle. İşte yani o zaman köprüler kurulamıyor. Birbirimize de anlaşamayabiliriz. Birbirimize evet. de arkadaş olamayabiliriz gibi. Süreç içerisinde tanıştıklarımız oldu filan ama çok az. Ve işte belki 3 kişiysek, 4 kişiysek bunlar da basın gösterimlerine gidiyoruz mesela filmleri izlemek için. Basındaki arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Sinema yazarları ve yönetmenlerle karşılaşıyoruz ve çok azız orada. Yani bazen tek başına da kalabiliyorsun. Bu çok ama şey böyle rahatsız edici bir süreç olarak değildi çok kişisel baktığım yerden. Çünkü oraya odaklandığım bir süreç değildi. Ama dışarıdan baktığımda evet yani zor bir taraftan. Çünkü sonrasını görünce işte şimdi öyle değil. Birçok genç gerçekten bu alanda çok ilerlemeye başladı. Elhamdülillah. İşte setlerde de devam eden bir süreç olarak. Dolayısıyla bunu görünce başka bir yani benim gibiler de var da değil mesele. Bunun normalleşiyor olması, olması gereken düzleme işte. Geliyor evet. olması meselesi. Evet. Yoksa çok savunma mekanizmasıyla da böyle mevzuya bakmak da istemiyorum. Yani biz anlıyorum. Varız, çoğuz falan gibi de değil. Ya herkesin varlığını gösterebildiği herkes bir yani. Alan olması ve benim de hikayelerimi anlatabiliyor olmam kısmı çok önemli. O yüzden o baştaki aşamalar evet, yani buradan bakınca çok yalnız bir süreç ister istemez. Peki. Özellikle de şimdi yine sen hikayeyi anlatırken benim gözümde şu canlanıyor. Ödüller, ödül almaya gittin ve yurt dışına falan da gittiniz ödül almaya. Orada mesela tesettürlü bir hanımın sahneye çıkması bazılarının yüzünü ekşitti mi? Neler mesela var mı böyle anlatabileceğim şey? Onu da çok merak çok ediyorum. Yurt dışı çok daha rahat bir ortam. Yani evet. aynısını yurt dışına çıktıkça evet. yaşıyorum. Çok özür dilerim, şunu söyleyebilir miyim? Dün yemeğe dışarı gitmek mecburiyetinde kaldık çekimlerden ötürü. Biz namaz kılmak istedik restoranda oğlumla beraber.
arkadan böyle hoşlanmayan bir ifadeyle, ya burada da namaz kılıyorlar, ne gerek var? Aa, ben İsviçre'de namaz kıldım 15 gün önce restoranın ortasında. Çıkışta böyle saygı dolu ifadelerle yüzüme baktılar ve hani böyle bir şey de diyemiyorlar. Acaba İngilizce biliyor muyum, bilmiyor muyum? Çok gayet normaldi onlar için. Evet, evet. Çok özür dilerim, lütfen devam et. Hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım yurt dışında. Sen de başında bir örtü olduğunu sen de unutuyorsun. Aranızda bir mevzu kalmıyor. Zaten başörtüsünün bunun için olduğunu biliyoruz. Yani bir sosyalleşme aracı olarak da bir taraftan. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir şey gelişmiyor. Aksine belki ülkelerle ilgili. Yani işte Kore'den mi geliyorsun? Türkiye'den mi falan. Yani bu biraz daha işin nerenin hikayesini dinleyecek olduğuna, nerenin hikayesini izleyecek olduğuna göre aslında biraz daha şekillenen bir süreç oluyor. Bununla ilgili yurt dışında dediğim gibi yani buradaki yalnızlığı, yani yine yalnız, yine belki tek orada ama bununla ilgili bir ilişki kurmuyorsun. Oradan bir bakış sezmiyorsun. Ya da bir hikayeyi ben burada sunarken, herhangi bir platforma gönderirken, festival süreçleriyle biz çok ilgileniyoruz. Sadece ekranla değil, festivallerde temsiliyet konusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Buradaki festivallerin gönderen yönetmenin kim olduğuna bakıp ona göre o festivalde yer almanı izin verdiği bir çerçeve varken, orada bununla ilgili bir şey olmadığını görüyorsun. Oluyor mu peki bu? Burada oluyordu. Yani oluyordur. Oluyor. Kıyamam. Çok da zorlamak istemiyorum ama anladığım kadarıyla. Hayır oluyor. Yani oluyor bu ve aslında herkes birbirine bunu yapmaya başlıyor bir süre sonra. Çünkü ister istemez bir karşıtlık oluşmaya başlıyor. Evet. Bu yüzden diyorum yani birbirimizi tanımaya başladığımız dedi ya, ben de ilk konuşurken ünsiyet kurmaya başlıyorum izlediğim hikayelerdeki karakterlerle diye. Şu an çok gündemde olan bir dizi var malum. Orada da o bahsettiğin dinozor karakter ve diğerleri. Evet. Çok da tepki de alan bir dizi bir taraftan ama görüyorsun kim olduğunu, senin hakkında ne düşündüğünü görmüş oluyorsun. Güzel bir ayna tutuyor aslında bir yerde. Kesinlikle. İki tarafa da ayna tutuyor aslında. Bir taraftan da ikisinin karşılaşmasında birbirleriyle ünsiyet kurduklarında aslında ilişkinin nasıl değiştiğini de görüyorsun. Çok doğru. Yani açıdan hikayeler ben de böyle düşünüyorum izlediğimden. İzlediğimden de. Ve yani ben hikayelerin zaten çok etkileyici tarafını en çok da kutsal kitapların hikayelerden oluşmasıyla da çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu abla niye hikaye anlatıcılığına kalkıştı? Evet. Bu yüzden de yani o hikayelerin bizi zamandan, mekandan münezzeh demeyeyim de bağımsız bir şekilde oradaki karakterle ünsiyet kurabilecek noktaya getirmesi, anlayış düzlemimizi eteğimizdeki taşlarla buluşturduğumuzda aslında ortaya çıkarması. Evet. Bu yüzden diyorsun ki karşıda seni anlamak istemediğinde ön yargılar var. Evet, o taşların neyden oluştuğuyla aslında alakalı, karşındakiyle ya da o hikayeyle alakalı değil yani. Sende hangi taşlar var? Sen ne biriktirmişsin şu ana kadar? Böyle bir ilişki biçimi kuruluyor. Yurt dışında bu o yüzden yok. Ama burası zor bir ülke. Yani burada olmasını da bir yerden sonra anlıyorum. Evet. Her taraftan çekiştirilen bir ülke. Bence yanlış ilerlemiş bir tarih. Evet. Belki bundan sonrası düzelir inşallah. Onu da biz omuzlanalım inşallah. Hatırlıyorum. Bir beis yoksa eğer paylaşmamda elbette isim vermeyeceğim ama bunu kendi arkadaş çevremizde anlattığını hatırlıyorum. Çok ünlü bir isme aslında bir kısa film metnini gönderdiğini, oynaması için onun da çok ilgiyle cevap verdiğini, sana çok güzel bayıldım içeriğine dediğini, ama muhtemeldir ki kimmiş ya bu Yeşim Tomvaz aramasından sonra telefonlarına geri dönmediğini. Çünkü buluşacaktınız, buluşmaya gelecekti. Evet. İş bağlanıyordu artık. Tabii öyle. Yani çünkü çekime çok az bir süre kalmış. Evet. Yani isimler de önemli değil. Birkaç kişiyle de aynı süreci yaşıyoruz. Gerçekten yani telefonda konuşup sadece projeyle ulaştığınızda çok iyi deyip birlikte olmak isteriz, bu projede olmak isterim diyen birkaç isimden aynı şeyi gördüm. Evet. Ama o bahsettiğin örnek doğrudan buluşma günümüzde gelmeyip, telefonlarımı açmayıp, mesajlarıma cevap vermeyip, bu çok yani çok çirkin bir hareket bu bir taraftan ve benimle ilgisi yok. Evet. Böyle düşünmüyorum. Yani bu gerçekten onunla ilgili bir süreç ve bunun altından kalkması ya da bununla yaşamaya çalışması lazım yani. Güzel kızlarım, eğer izliyorsanız ne kadar güzel bir cümle kurdu Yeşim ablanız. Benimle ilgisi yok. Evet. Bu onun problemi. Burada niyetimiz başından beri zaten hal ve tavırlarından fark ediyorsunuz. İsteseler neler dökerlerdi buraya. Başından beri niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü hep birlikte yemek. Ve inanın ki her ne kadar eli sopalı bağcılar görecek olsanız da o üzümü hep birlikte yemek de mümkün. Son olarak şunu da konuşalım istiyorum. Aslında biraz bahsetti zaten Büşra ama
Yani ben çok yalnız kalıyorum dedi. İşte arkadaşlarıma bakıyorum, onlar benzer diyebileceğimiz, daha hani ortak paydalarının daha fazla olduğunu düşüneceğimiz arkadaşlarıyla beraber iş ortamlarında bulunurken, ben eğitim hayatımda da, iş sektöründe de, sektör hayatında da, sektörel hayatta da yalnızım aslında. Fakat bu bir yandan da hayra dönüyor ve köprüler kurulmasına vesile oluyor dedi. Evet. Gerçekten de bu gibi alanlarda da kimliğimizi koruyarak var olabilmek mümkün mü? Çünkü şu da var, bozulmak da mümkün. Yani insan su misali girdiği kabın şeklini alıyor. Bozulmaktan neyi kastettiğim aşikar burada. Kendi değerlerimizi yitirmek de mümkün. Burada ne tavsiye edersin mesela bununla ilgili izleyen kardeşlerimize? Öncelikle kesinlikle bulunmak mümkün. Benim sektörüm adına, Yeşim Hanım da benim takdirle takip ettiğim birisiydi zaten. O da kendi sektöründe. Hepimiz kendi kulvarlarımızda bulunabileceğimizi görüyoruz. Öncelikle buna inanalım. Çünkü genelde genç kızlarımız bundan çok kaygılanıyorlar, korkuyorlar. Evet. Haklı bir kaygı, kesinlikle anlayabiliyorum. Ve daha yeni en son seminerimde bir arkadaşımız, ben dedi ait olmadığımı hissettiğim ortamlardan kaçmak istiyorum. Ben de ona durdum, dedim ki eğer ben de kaçsaydım bugün karşında sana genetik uzmanı olarak bir şey anlatıyor olamazdım. Kaçmış, evet, ve bu sektörü, bu işi, bu alanı bırakmış olurdum. Burada ben hep şuna inanıyorum. Neden tesettürlüyüz ya da neden inançlıyız? Yani bunu ne uğruna yapıyoruz? Şimdi belli kalıplar var ve bizim böyle bir bütün olarak görülmemiz de bana çok yanlış geliyor. Hepimiz ayrı birer bireyiz. Evet. Tek ortak noktamız tesettürlü olmamız değil. Başka başka kadınlar, başka başka insanlarız ve hayatlarımızı başka doğrultular üzerinde de çizebiliriz. İlk olarak tesettür bağlamında bakarsak mesela, neden genetik alanında başörtünle var olabilirsin? Çünkü sen bunu ne için yapıyorsun? Bizler inanarak ve bunun Allah'ın bir emri olduğunu bilerek yaparsak, zaten Allah'ımız böyle emrettiği için böyle yapıyoruz diyerek kendimizi bu konuda çok rahat teskin edebiliyoruz. Kur'an'ı sadece Arapçasından açıp okumak değil de, benim Kur'an'ım, seçtiğim Kur'anlarım hep öyledir, kenarda da meal olur. Arapçasını okuruz tabii, her gün tabii vaktimiz olmaz mealine mutlaka, ama özellikle aklımıza takılan, belki sık tekrar eden ayetlerde bir bakalım ne diyor acaba. Allah bize bir mesaj vermiş. Tesettür ayeti daha keza öyle. Allah'ın direkt olarak bize söylediği ve yapmamızı istediği bir şey. Bu gözle bakarak neden tesettürlü olduğumuzu bir sorgulamamız lazım bence. Kendimiz gibi var olabilmek adına. Bunun akabinde biraz önce ders çalışırken söylediğim gibi, iş hayatında da çalışırken bunu bir ibadet gibi görmek lazım. Çünkü bir günümüzün diğeriyle bir olmamasını emreden bir peygamberimiz, bunu tavsiye eden bir peygamberimiz var. İlmi bize farz kılan bir Allah'ımız var. İlim dediğimiz sadece ders çalışmak olmuyor. İş hayatımızda yaptığımız şeyler de bizler için öğrendiğimiz yeni şeyler ve bunlara gerçekten ibadet gözüyle bakabiliyor muyuz? Kimliğimizi bozmadan var olup o köprüleri yapabiliyor muyuz? Toplumsal bir travmamız var, evet, bizlerin. Bu açıdan herkese çok hak veriyorum. Sizler benden daha da yoğun yaşadınız bunları, o yüzden daha da iyi biliyorsunuz. Bir travma yaşadık ama bu travmanın bizim hayatımızı ele geçirmesine izin vermeyip artık çözümlere odaklanıp o köprüleri inşa etmek. İki taraf için de, Yeşim Hanım da çok güzel özetledi. Birbirimizi tanıdığımızda, o ünsiyeti kurduğumuzda ne kadar da güzel geçinebiliyoruz. Çünkü başörtüm ayrı, ben ayrıyım. Benim beynimin içerisini değiştirmiyor örtümün takış şekli. Elbette bakış açımı, elbette yaşantımı tabii şekillendiriyor. Ki, fakat senin zan ettiğin gibi değil. Aynen öyle, kesinlikle, evet, çok doğru izah ettiniz. Ben hayata bu doğrultuda bakıyorum, evet, evet, ama senin kafanda kurduğun şeyleri gel tartışalım, konuşalım, öyle olmadığını anlatalım, birlikte güzel huzur içinde yaşayalım. O yüzden bu sektörde bulunmalıyız özellikle. Ben çok yalnızdım, yalnız kalmasın gençlerimiz. Bu alanı boş bırakmayalım, çünkü gerçekten bilim dünyasına girdikçe baktığınız her şeyde Allah'ı görmek o kadar keyifli bir şey ki. Ben çocuklar için bilim kitabı yazdığımda çocukların yüzünde şunu gördüm anaokul seminerlerinde. Başörtülü bilim insanı oluyor muymuş ya, dediler. Oluyormuş tabii ki, hatta kitap özellikle Büşra teyze diye verdim onu. Çünkü bir teyzen olabilir, annen olabilir ama aynı anda laboratuvarda bir iş yapan birisi de olabilir. Bu açıdan baktığımızda bulunmamız gereken, boş bırakmamamız gereken bir alan. Öyle bir alladı pulladı ki, gaza gelip gerçekten şu anda içimden üniversite, tekrar üniversite sınavına girip
Yani bir bilimsel bölümü hadi kazanıp okuyabilme. Yaparsın yani, biliyoruz. Lütfen. Ama şu anda tercih. Korkuyoruz. Yaparsın diye çok korkuyoruz. İşte o yüzden. Sırf her yerde de ben olmayayım diye. Değil mi? Ha, yönetmenlik de olabilir ayrıca. Şu an onun da çok güzel gazını almış. Yavaş yavaş geliyorsun diye düşünüyorum. Şu kamera önünden başladım arkaya doğru. Evet. Bu arada travmalardan bahsetti. Şu ara gelmişken bir sözünü alayım. Bir oturumda da inşallah bir bölümde de genetik uzmanı olarak travmalar, işte ailelerimizin yaşadığı travmaların bizdeki etkisi. İnşallah. Hatta biz en çok hatırlarsın seninle şunu konuşmayı çok istemiştik. Gazze'de yaşananların travmatik boyutunu ve nasıl nesillerden nesillere aktarıldığını, gücün de nasıl nesillerden nesillere aktarıldığını, imani gücünde. Onu da konuşalım. Çok istiyorum. İnşallah. Evet, şundan bahsettin ya, işte atılın gençler yani çekinmeyin de, çok haklısın. Tabii bazen burada mizaç da devreye giriyor. Yani bazı mizaçlar hakikaten de bu kadar güçlü olmayabilir belki. Bu kadar büyük atılımlarda bulunamayabilir ama biz onu yüreklendirmek durumundayız elbette. Yapamayan da hem şuraya baksın, bu benim mizacımla mı alakalı yoksa özgüven problemimle mi alakalı? Hem de eğer mizacıyla alakalıysa kendisini kötü hissetmesin. Onun da yapabileceği bambaşka usul usul ilerlediği mücadele alanlar olabilir. Kamera arkasında olduğu gibi belki. Peki Yeşim'cim, biz şimdi sanat camiasında şunu da görüyoruz. Son sorumuz olsun inşallah. Sadece sanat camiasında değil, pek çok sektörde görüyoruz ama bizzat bildiğim bir örneği vereyim. Bir arkadaşımızın tesettürden ayrıldıktan sonra da ya zaten iş hayatım çok değişti. Yani hatta ayrılma sebebinde de bunun etkisinin olduğunu düşündüğümüz cümlelerini duyduk. Artık çok daha takdir görüyorum. Artık herkes benim kitaplarımı almak istiyor. Herkese ulaşabiliyorum. Bu mümkün. Evet, biz de biliyoruz. Tesettürün bazı işte şablonlar için, başından beri konuştuğumuz bazı ön yargılar için engelleyici bir unsur olduğunun farkındayız. Fakat gerekir mi gerçekten? Ya illaki de tesettürden ayrılmak mı gerekir? Ne yapsın bu gençler? Yani ben gereklilik üzerinden çok da bir şey söylemek istemem açıkçası. Zaten. Çünkü bu hakikaten yani şey, yani gerekir mi? Sadece bunun için, daha fazla kişiye ulaşmak için bu yapılır mı? Burası hakikaten çok tartışması bile olmayacak bir nokta. İnancın buysa senin? Yani neyle ilgilendiğin ve ne yapmak istediğinle çok doğru orantılı. Ve az önce dediğimiz gibi konunun bizimle ilgisi yok. Neden? Başörtüsünü çıkardıktan sonra daha fazla kitleye ulaşıyor olması demek şu demek. Başörtülüyken ulaştığı kitle artı artık başörtüsüzken ulaştığı kitle. Yani başörtülü kitle hala onu bırakmış değil. Bırakmaz. O dönemki. Ama biz başörtülüyken evet sadece başörtüme saygı duyacak, beni böyle kabullenecek bir kitleye ulaşabiliyorum. Bu benim bir benimle ilgili değil demek. İşte bu cümle hala, çok güzel. Hala o ünsiyeti kuramamış olan karşı tarafla ilgili. Kendilerini böyle kabul ettikleri için böyle söylüyorum. Dolayısıyla nereye ulaşmak istediğim kısmı değil aslına bakarsan, ne yapmak istediğim. Ben birilerine ulaşmakla mükellef değilim. Ben Ayşe Şas'a şöyle bir cümle kuruyor. Yani ben ahirette Allah'a onurlu bir hikaye anlatmak isterim. Çok bu yüzden güzel, bu yolu tercih ettim diye. Biz de senaryo yazarken hep şuradan başlıyorum. Ben A noktasından B noktasına gideriz ve bizim B noktamız bellidir. Hatta benim bu A noktasından B noktasına giden karakter hikayemi anlatma sebebim o B noktasında saklıdır. Mesajım oradadır, varmak istediğim yer orasıdır. Ben bu yola da bu yüzden çıkıyorum. Aslında insanın hikayesi böyle. Yani oraya varmak için, orada ne söylendiğini görmek için merak ediyorum nasıl bitecek, nereye gidecek. Ama gitmek istediğim yeri biliyorum. Amacım üretmek ve bu ürettiklerimle kendime onurlu bir hikaye edinebilmek. Güzel söylediniz. Bunu da zaten inanç dediğimiz şey, evet Allah'a inanıyorum. Bu yüzden tesettürlüyüm. Ve bunu mesleğimin önüne koyduğum, arkasına koyduğum, sağına soluna koyduğum bir şey değil. Ben böyleyim. Yani kek yaparken, bu örneği hep veriyorum. Kek yaparken tesettürlüyüm ve nasıl yapmalıyım gibi bir kaygıya girmiyorum. Çok yani. Tatlı. Dolayısıyla film yaparken de ben neysem öyle bir şeyim. Benden neşet etmesi gerekir. Ne kaygılar ekleyerek ne de bazı kaygıları çıkararak. Dolayısıyla olduğu gibi ilerler. Birileri kabul eder ya da etmez, gerçekten bunlarla ilgilenmek bana çok hedefe yönelik, zaten önüme bir sürü engel çıkacak. Bu engelleri artırmak gibi geliyor. Evet. Kim beni ne kadar kabullenecek? Gerçekten onların problemi. Ben sadece yolumda yürüyorum. Çünkü gerçekten dünya acılı bir yer ve biz bir sürü şeyle zaten imtihan oluyoruz. Bir sürü engeller çıkıyor karşımıza. Bunlar değil. Bunlarla ilgilenmemek. Buna niye vurgu yapıyorum? Özellikle gençlerle sohbetlerde hep şu sorular gelebiliyor.
Yaşı çok netameli bir alan, çok tehlikeli değil mi? Filmlerdeki tehlikelerden nasıl korunacağız? Diyorum ki siz gençsiniz. Niye korkuyorsunuz filmlerdeki tehlikelerden? Sadece nasıl anlayacağına bakacaksın, kendin için uygun olanı çıkarıp devam edeceksin ya yoluna. Ve o filmlerde ne okumak istediğine sen karar vereceksin. Evet, filmlerde nelerin nasıl gizlendiğiyle ilgili araştırmalar yapabilirsin, okuyabilirsin. Ya da bu sektör çok zor bir sektörmüş. Ya hangi sektör kolay bir taraftan? O yüzden sadece önüne bakmak ve burada ilerlemekle alakalı. Bir şeylere takıldıkça çünkü sadece onlar için savaşmaya başlıyorsun. Beni şöyle görsün, bu alanda şöyle olmalıyım. Ya ben bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Önce kendi hikayemi oluşturmaya çalışıyorum. Şu mesajı vermeliyim. Evet ya, ve bu hikayeyle birlikte yolda devam etmeye çalışıyorum. Şu aralar hep söylüyorum zaten. En çok izlemeyi merak ettiğim film Hacer. Oraya da vurgu yapmış olayım. Evet, lütfen. Kendi uzun metraj film sürecim. Ama sonuçta görmek istediğim ve merak ettiğim film de Yeşim'in hikayesi. Yani tabii. Yeşim nereye varacak ve nerede bitirecek? Bunun için benim sürekli hedefime yönelik ilerlemem lazım. Hedefim de hakikaten şurada nasıl duruyorsam, benim hikayem nasıl başladı ve nasıl devam etsin istiyorsam, neye inanıyorsam bununla ilgili bir süreçte devam etmek. İnşallah. Benim de heyecanla izlemeyi beklediğim, şu an en çok yayınlanmasını beklediğim film Hacer. Hacer'le ilgili de şunu da biliyorum hatta. Kendi aramızda konuşurken hatırladığım kadarıyla. Hacer'i anlatmak için birilerinin karşısına geçtiğinde, ha tamam Hazreti Hacer, tam dini bir şey. Zaten ne çıkacak? Evet. Halbuki o alttan gelen bir mesaj. Sen orada bambaşka hikayeler. İlham, evet. Yani bugünden bir Hacer. Evet. Gündemim bu olduğu için ister istemez cümle içerisinde de kullanıyorum yani onu. Böyle bir süreç inşallah, yani inşallah. Gençlerin ve velilerin, az önce Büşra ile konuşurken de söyledik. Ya sizin yüzünüzden çocuklar bu alanla ilgilenmeye başladılar. Yüzünüzden diyenler lütfen. Oluyor. Aynen öyle. Ama bundan daha fazla Merve, beni umutlandıran da bu. O kadar çok mesaj alıyorum ki velilerden. Benim çocuğum sinema ile ilgileniyor, medya ile ilgileniyor, dijital platformlarla ilgileniyor. Ve bu alanda onu nasıl yönlendirebilirim? Yani ben onu yönlendireyim diyenler daha fazla. O yüzden ben biraz geçmişle bugünü, yani artık eskiden 10 yılda bir nesil atlıyordu. Şimdi her yıl atlıyor neredeyse. Evet, evet. O yüzden bir 10 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımda çok değişen bir süreç. Daha umutlu bakıyorum. Etrafımda daha fazla bu süreçte birlikte olduğumuz kişiler var. Birbirimizi anlayarak ilerleyeceğimiz bir süreç ve ben buna ket vurmak, kendim kişisel bir ket vurmak istemiyorum açıkçası. Çok güzel. Bu yayında sıklıkla söylüyoruz. Biz bir boşluk bırakamayız. Bıraktığımız bütün boşluklar bir şekilde doldurulur birileri tarafından. O yüzden sen niye buradasın değil. Allah senden razı olsun. Sen iyi ki bu çizginle buradasın. Sen iyi ki bu çizginle buradasın diyebilmek lazım. Siz iyi ki bu çizgileriniz de buradaydınız. Sen de öyle. Allah razı olsun. Bence de. Estağfurullah. İşin latifesi bir yana. Hakikaten ben çok istifade ettim. Çok güzel bir yayın oldu. Benim zihnimden, gönlümdekinden çok çok daha güzel bir yayın oldu. Umarım gençlerimiz için de, izleyen kalbi genç olanlar için de, bizim gibi ruhu genç olanlar için de çok istifadeli olmuştur. Ayaklarınıza İnşallah. Sağlık, dillerinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Davet için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tesettürümüzle var olmaya, hayatımızda ve herkesin hayatında var olmaya, dinozorlar dahil, devam edelim inşallah. Allah emanet i̇nşallah. Olun. Esselamu aleyküm. Kargoist Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sundu.